Yeni göreviniz çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Yeni göreviniz dedim. Emredersiniz komutanım. Bu emredersiniz biraz geç geldi ama. Komutanım, şimdi Teksas'a mı gidiyoruz diyeceğim. Ama fırça yemekten korkuyorum. Vallahi bozok yüzbaşıyı bilmem. Ama benim tarih görev seçtiğim yazmaz komutanım. Yürük. Komutanım, yani Teksas'a gideriz, gerekirse dümdüz ederiz. Ama komutanım, ben bu görevden hiçbir şey anlamadım. Merak etmeyin. Zamanı gelince her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi yolumuza devam edelim. Ya komutanım, ben anlamadım ya. Arazide bir halt da etmedik. Bizi niye çağırıyor ki? Bir şey mi yaptık? Bence bana baktı Emre. Şu yangın meselesine kesin tutuldu. Ya siz niye kuruldunuz hemen? Belki başka bir şeydir. Yani komutanım, aslında ben rahatım. Yani ne olursa olsun Galip yaptı derim, kurtulurum. Bana ne? Hadi çal çal. Ha, Galip. Galip. Galip mi vardı Einstein? Ha, Galip yoktu değil mi yani? Allah. Selçuk yaptı derim. Gel. Evlat, iyi misiniz? Sağ olun komutanım. Yarası olan, hasta olan var mı? Yok komutanım. Acil işi olan? Yok komutanım. Güzel. Çocuklar, yorgun olduğunuzu, dinlenmeniz gerektiğini biliyorum. Ama bazen görev beklemiyor işte. Emir komutan Kürşat Teğmen'de. Saat 16'da bir helikopterle Nusaybin Tugay'a gideceksiniz. Oradan da Suriye'ye nakledileceksiniz. Sivil gidin. Takviye, ağır silahlar yok. En yakın Türk birliğine de 65 kilometre mesafede olacaksınız. Takip yapacaksınız. Sizden beklenen çatışma ya da suikast değil. Onlar bir harekete geçtiğinde bizim bunu bilmemiz şart. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Güzel. Şimdi biraz dersimizi çalışalım. Rahat arkadaşlar. Bu kuzgunundu biliyorsunuz. Ya şimdi esasında ben böyle parfüm falan pek sevmem. Kullanmayı da sevmem de zaten bu namussuzların fiyatı da iyice yükseldi İlyas. Yani ya nereden baksan bizim maaşın üçte biri ya. Çok zam yaptılar, çok. İster misin? Sıkayım mı? Sıkayım. Yok komutanım, sağ ol. Gerek yok. Sıkayım lan. Niye istemiyorsun oğlum? Tabii sen şimdi diyorsun ki madem bu parfümler bu kadar pahalı, sen niye kullanıyorsun komutanım? Diyorum komutanım, evet. Bak şimdi, benim rahmetli dedem derdi ki, Bayram dedem. Onun da adı Bayram'dı tabii. Tabii oğlum lan. Erzurumlu adamın adı ne olacak oğlum? Berkcan, Sapcan mı olacak? Tabii ki Bayram olacak. Ne olacak ya? Yani? Doğru komutanım, aynen. Ha, bak şimdi, benim rahmetli dedem, yani Bayram dedem, derdi ki, oğlum eve gitmeden üç şeye dikkat edeceksin. Bir, üstünü başını aklayıp paklayacaksın. Öyle kömür kamyonu gibi gitmek yok. İkincisi, eve gitmeden evdekilere haber vereceksin. Üçüncüsü de... Allah! Allah! Bayram abi ya! Ne oldu komutanım ya? Ya sen de sorumsuz bir adamsın ya. Ben ne yaptım komutanım şimdi? Karın orada doğuruyor, sen burada geçmişsin, ayna karşısında cımbızla uğraşıyorsun. Ya komutanım aşk olsun ya, öyle cımbız mımbız ya. Allah Allah, eriyen kız çocuğu gibi. Benim cımbızla ne işim olur? Biri duysa laf yapacak ya. Komutanım konuştuğu şeye bak ya, Allah Allah. Komutanım doğuruyor diyor. He? Hatice abla doğuruyormuş. He? Doğuruyor mu? Evet doğuruyor. Beni aradılar, sana ulaşamıyorlarmış. Yıldız aradı beni, koş! Allah Allah! İlyas! İlyas! Sürün şunları, yat, yat, yat! Boş, o kadar para verdin lan, boşa gitmesin. Emredersiniz. Allah'ım yarabbim. Görüyorsun işte, omuzlarındaki bir yük. Yani bu tim bensiz ne yapacak bilmiyorum. İlla arkalarını toparlayacağız be İlyas'ım. Değil mi? Görmez miyim komutanım? Herkesin arkasını siz topluyorsunuz. Neyse, ben hastaneye gideyim bari. Bayramın yanında şu otoparka ineyim de yakalayayım. Çocuğu da doğurtamaz bunlar. Ondan sonra şey olmasın. Tamam komutanım. Boşa gitmesin. Tamam. Malum yıldız da olayım. Koku da pek iyi değil ama. Ya bu Bayram dedenin üçüncü kuralı neydi ya? Kafama takıldı şimdi.
Bu da ne kadar kötü bir koku Bayram abi ya. Bu bildiğin Bayram dede kokusu. Hayda. Ya paşa da gelecek zamanı buldu şimdi sana. Ya hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Etme be paşam. Ya git makamında bir dinlen, istirahat et ya. Ya Hatice vallahi beni oyacak bak. Vallahi beni oyacak ya. Bu ne yapıyor orada ya? Ne bileyim ben. Tipe bak, dikilmiş. Komutan! Yavaştan yavaş. Komutan, araba. Yavaş. Dadaş, ne yaptın ya? Parfümünü mü soydun oğlum? Araba. Araba. Hayırdır? Ya komutanım arabayı ver. Bu lavanta güzel ama çok sıkmışsın Bayram. Fazla sıkmayacaksın. Abartmışsın. Yok yok. Ya evet komutanım da ya. Komutanım arabayı versene ya. Yok yok, bu lavanta değil. Bak daha da aklıma gelecek ya. Bu limon çiçeği gibi böyle daha fresh bir şey bu. Fresh? Fresh, fresh mi? Ha. Bak hiç yakıştıramıyorum bozuk. Türkçe konuşalım. Ya komutanım Allah rızası için ver şu arabayı ya. Ne arabası ya? Bayram, iki fıs ver lan. Bu Bayram Bayat var ya, görüp görebileceğin en pinti heriftir ha. Ama biz çökeriz parfümle, merak etme. Ya ver şu arabayı ya. Oha. Ver. Lan çekip vursaydın. Ver. Al. Hatice doğuruyor, Hatice. Kaçıncı kez doğuruyor? Babalar, şu paşanın söyledikleri benim aklıma pek yatmadı, anlamadım. Bir konuşalım mı? Konuşalım. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Bayram nerede? Bayram nerede Kubilay? Sen niye buradasın Bayram? Hatice bırak, bırak. Koptu kulağım. Kulağım koptu ya. Sen Bayram'ı ne yapacaksın? Bayram gelmeyecek. Çocuk bile içeride mi kalacak? Ay sakin ol çocuğum, sakin ol. Çocuğun kulağını koparıyor. Abla lütfen sakin olur musun? Kubilay sen de çekil ya şuradan. Ya kulağımı kurtarsam durur muyum burada? Ay Bayram! Bayram nerede? Bayram nerede? Öldüreceğim ben Bayram'ı. Allah'ım yarabbim, Allah'ım ben bu manyakların arasına nasıl düştüm ya? Ulan Kaan Bozok, senin de tanıştığın güne lanet olsun. Aa! Ne yapayım? İleniyor, çocuğuma mı ileniyorsun sen? Beddua mı ediyorsun benim çocuğuma? Bak senin öbür kulağını da ben yolarım. Seni kıl kuyruk seni. Aa! Anneciğim sen sakin ol, bir saniye bir dur. Beddua ediyor çocuğuma. Vallahi bak adamı yolarım ben. Çocuğuma bir şey söyleme. Vallahi benim çocuğuma laf söyleyeni yolarım ben, yolarım. Ay Bayram, ay Bayram. Bayram yok, bayram yok. Güvenlik, polis, kulağım, kulağım. Hatice. Aa, geliyor, geliyor. Hatice, Hatice geldim bana. Ay, geldim mi bayram geldim. Ay bir adam neredesin? Betül Hüseyin hayatım sen neredesin? Hatice ne yapıyorsun, görevli mi? Betül Hüseyin ağzını yırtacaksın. Ay bana görev Hatice geldim. Sakin, hadi hadi, geleyim hadi. Geliyor, ay geliyor, ay geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Yıldız. Serdar sen gidip kafeteryaya falan tutsana, ben de gireyim. Hadi. Nezişem, görüyor musun ne güzel ürüyorlar? Ha? Özellikle Hatice ile Bayram. Buradaki herkes üremiş de gelmiş buraya. Düşündükçe var ya, biz de böyle olacağız ya. Tüylerim diken diken oluyor. Senin olaydan anladığın bu mu Serdar? Bu mu yani? Üremek mi? Allah seni bildiği gibi yapsın Serdar. Yazıklar olsun sana. Emin. Üremiyorlar mı kızım? Ürüyorlar işte. Çocuk geliyor. Ben doğumhaneye gidiyorum. Sen bu üreme teorisini abime bir anlatsana ha. Bakalım o ne diyecek sana? Abime anlat bunu, bana değil. Allah seni kahretmesin. Kaç yaşında adam, o biliyordur zaten. Senin bir şeyden haberin yok. Kaç sene tıp okumuş. Leylekler mi getiriyor yani? Paşa vakti zamanı gelince görev açıklanır dedi. Bu adamlar beni meraktan öldürecek bozuk. Ya nasıl bilmeceli bulmacalı iş, hay babanın pervanesine. Ben hiç merak etmiyorum Yörük. Bence sen de etme. Merak etmiyor musun? Bozok baba, yemin ediyorum tuhaf adamsın sen ha. Bazen sinir alınmış köfteli kıyma gibi oluyorsun. Nasıl merak etmiyorsun sen ya? Ben ediyorum. Görev açık Yörük. Ha. Açıktan Texas diyorsun yani. O da olurdu. Ama artık bence komuta kademesi ayak takımıyla uğraşmak istemiyor. Önümüze sürülen piyonlarla uğraşmak istemiyorlar. Onlar direkt perdenin arkasındaki eli istiyorlar.
Kuzey Irak'ta, Suriye'de cirit atan ölüm tüccarlarını istiyorlar. Bence artık bunu istiyoruz. Hedef bir Amerikalı yani. Öyle gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Memlekette düşman bitmiyor ki Yörük. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Gelsinler babalar. Azdan az, çoktan çok gider. Onlar yolcu, biz burada hancıyız. İstediği gibi gelsinler. Aynen. Komutanım, Allah sizden razı olsun komutanım. İyi ki çay istediniz komutanım vallahi. Niye lan, ne oldu? Ya komutanım, bu yeni gelen yeter az subay komutanım bildiğin meyletiyor bizi komutanım ya. Bu kadrolu asker koğuşu var ya komutanım, bildiğin küçük baş besimhaneye döndü komutanım ya. Sabahtan akşama kadar me diye meyliyoruz vallahi komutanım. O kız iyi asker. Aferin. Erenler, ben seni bir yerden çıkaracağım ama nereden ya? Hı? Yani insanlar çift yaratılmıştır komutanım. Yani çift derken sizle Göküş yenge, efendime söyleyeyim, Kaan Yüzbaşı komutanımla Aslanım yenge gibi çift değil yani. Hakikaten ikiz babında çift diyorum yani komutanım. Mümkün değil. Çünkü senden bir tane daha üretilmiş olamaz. Zor. Zor yani komutanım. Bayındır. Emredin komutanım. İşinin başına. Gene vurdun geyin zirvesine. Emredersiniz komutanım. Allah Allah. Bu çocuk da değişik. Yörük be. Heh. Hadi bayrama gidelim. Ayıp olmasın. Aynen. Hadi. Sen bakma Batı'nın çok bilmişlerinin bize zırt pırt ayar vermesine. Türkiye'de kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesi 1930'lar. Fransızlarda kaç biliyor musun? 1944. İtalya 1945. Otur kızım. Ya İsviçre 1971. Ne güzel değil mi 1971? Bu işler çok önemli kızım. Önemli işler bunlar. Adın neydi senin? Yeter efendim. Yeter. Yeter çocuğum. Amerika'nın kasıntı beyaz adamı 1978'e kadar teninin rengi siyah olanlarla aynı otobüse binmedi. Binmedi. Ama bizim töremizde bir adam bey de olsa, Hakan da olsa yanında hep kadını oldu. Ben isterim ki gün gelsin senin gibi bir genç kız kara kuvvetleri komutanı olsun. Genelkurmay başkanı olsun. Kadınına höt zöt eden topluluklar ayvayı yemeye mahkumdur evlat. Kadına hor bakan, onu okutmayan, onu eve çeken, onu hapse koyan hiçbir topluluk abad olmaz. O toplum batar. Nasılsın Tombul? Sağ ol komutanım. İyi, geç. Canlar be. Anasını kuzusu. Yaşlandıkça duygulanıyorum ben.
Yeter ha. Pek güzel isim. İnsanlar yeter sözcüğünü aman bu kadar yeter, daha fazla olmasın diye anlarlar. Oysa yeter demek bu öyle bir kızdır ki dünyaya yeter, hepsine bedel demektir. İnanın ben de bilmiyordum bunu. Benim sohbetimden hoşlanmış gibi yapıyorsun. Bu çok zarif bir davranış. Estağfurullah efendim. Ben gerçekten çok yararlanıyorum anlattıklarınızdan. Bana kahvede söylendiğine göre sen biraz beni oyalamakla görevlisin galiba. Kopuzun işi mi var acaba? Toplantısı var efendim, doğru. Ha. Ama bitmek üzere. Hemen alacağım sizi makama. Beklediğim yeter çocuk. Teğmenim hoş geldiniz. Sağ olun komutan. 20 dakika sonra üst bölgesine korumalı bir konvoy hareket edecek. Hemen hazırlanın. Emredersiniz komutan. Birlikte çay içmek isterdim ama dönüşte alacağınız olsun. Biz termosa koyarız komutan. Yörük yüzbaşı sizdeymiş öyle duyduk. Nasıl? İyi mi durumu? İyi komutanım. Çok iyi, bomba gibi. İçeride hazırlanabilirsiniz. Bir ihtiyacı olursa biz buradayız. Sağ olun komutan. Buyurun. Gözünden uyku akıyor komutanım. Al benden de o kadar. Yapacak bir şey yok beyler, ne yapalım? Konvoy yavaş gider, biz de arkada kestiririz. Ama beyler bu gece görüşüyle uyudu önemli, aman diyeyim ha. Komutanım onlar tamam. Yalnız termos fikriydi ha Emre. Komutanım. Yani bana takılın, imkansız unutun. Ben size öyle diyeyim. Termos nerede? Termos mu? Söyledim çocuklara. Adamımız sahaya indi mi? Evet komutanım. Kürşat Teğmen komutasında iki as subayımız, toplam üç adamımız sahada. Akşam saatlerinde Musay bin Tugay'ına dahil olarak sınırı geçecekler. Ya bizim Kürşat delidir. Başımıza iş almayalım. Ben onlara güveniyorum komutanım. Başaracaklardır. Pekala. Yalnız kopuz. İstihbarat raporları hiç iç açıcı değil. Bunlar bir şeyler planlıyor. Ne gibi bir eylemden söz ediyorsunuz komutanım? Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta başardıkları ortada. Bizi durdurmak için çeşitli provokasyonlara başvuracaklar. Herkes çok gergin kopuz. Dışişleri, Genelkurmay. Aldığımız istihbarat kaynaklarına göre Fırat'ın batısındaki bir Kürt köyüne saldırıp onu Türkler yaptı diye bizim üstümüze atacaklar. Allah korusun, eğer böyle bir alçaklık yaparlarsa propaganda makineleri devreye girer. Türkiye köyde katliam yaptı. Hatta bizim soykırım yaptığımızı bile söyleyebilirler. Durum çok ciddi. Ne düşünüyorsunuz komutanım? Henüz tam karar vermedim. Çalışıyorum. Orada olmalıyız komutanım. Biz de alanda olmalıyız. Öyle oturup ne yapacaklarını bekleyemeyiz. Oraya gidelim ve durum neyi gerektiriyorsa onu yapalım komutanım. Yoksa çok geç olacak. Yani? Yani ben bizzat gideceğim komutanım. En seçkin timimizle. Bu canavarları durduracağız. Onu durduracağız komutanım. İşlerim biter bitmez döneceğim Piya. Umarım burada sıkılmazsın. Rosa seninle ilgilenecek. Biliyorum ters biri ama durması gerektiği yere bilir. Ne istersen ona söyleyebilirsin. Ayrıca bana
uydu telefonumdan ulaşabilirsin. Tabancanın yanında değil mi? Pia. Yanında mı? İşte. Burada. Yani. Birlikte yaşadığımız o kadar şeyin hatırını Matias. Beni vur. Tamam. Şu silahı çevir alınma. Ve tetiğini bas. Lütfen. Böyle mi? Çek tetiği. Haydi. Of. Buna bir son ver, haydi. Haydi lütfen, ben böyle yaşamak istemiyorum. Benim geçmişim yok, geleceğim yok, kimsemim yok. Ölen sen ya da ben olmayacağız Pia. Unut bunu. Sen benimsin. Sonsuza kadar. Bir kez! Erkek ol. Kuzgun. Bir kez erkek ol. Hadi. Erkek ol! Lanet olasın! Kuzgun! Kuzgun! Bir kez erkek ol! Bir! Sen alçak! Hadi bir kez erkek ol! Vedanız kısa sürdü kuzum. Bakıyorum da aşkınızın eski heyecanı yok. Suriye'de Amerikalılar hesap vereceğim Roza. Bizim gerizekalılar neyi nasıl berbat etmiş diye bakacağım. Ve beni parça parça etmek isteyen Türklerle uğraşacağım. Beni anlıyor musun Roza? Bırak kolumu kuzgun. Bırak. Bırak diyorum. Tüm bunları yaparken bir de Ankara'da bıraktığım iki kadın acaba hangi saçmalıkları yapıyor diye düşünmek istemiyorum. Beni anlıyor musun Roza? Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Tamam. Güzel. Döndüğümde o burada olsun. İyi. Karagöz yardım et. Paşam.
Afiyet olsun. Sağ ol. Kendinizi fazla zorluyorsunuz. Her seferinde ayağa kalkmayın diyorum ama dinleyen gel. Yemek duasında oturulur mu albay? En sevdiğim menü. Askerleri bir de şairleri çok severim. Bu rezil dünyaya heyecan veren sadece onlar var. Aynı şeyi geçen hafta kadınlar için söylüyordunuz. Gerçekten ne oldu bu arada o yeni aşkınıza? Ana heyecana bak. Çabuk bitti. Ona Cenubi Amerika'nın İspanyol mimarisinden, Gardel'in tangolarından bahsettim. Fakat o bana terazi burcunun yükseleni oğlak olursa ne olur deyince ayrıldık. İnanılmaz adamsınız baba. Her şey yolunda mı Kopuz? Ya sanırım bizi hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar. Hiçbir zaman. Ne güneydekiler, ne batıdakiler, ne doğudakiler, ne de dünyanın öbür ucundakiler. Rahat bırakırlar mı oğlum? Hepsinin dedesinin yüzünde bizim dedemizin tokat izi var. Rahat bırakırlar mı hiç? Tokat izi. Elbette. İlyas. Emredin komutanım. Ne oldu o iş? Hallettin mi evlat? Hallettim komutanım. Bizden haber bekliyorlar. Ne zaman isterseniz gidebiliriz. Güzel, tamam. Birazdan çıkarız o zaman. Emredersiniz komutanım. Ne oldu baba? Yok bir şey. Yok. Kızımız geldi. Ay, ha? Kız mı oldu? Kız? Ay, kız. Yok canım, o bizim değildir ya. Bizimki erkek olacaktı ya. Gözümü saydın. Sağlıklı büyüsün inşallah. Ha. Ya komutanım, doktor bana erkek olacak demişti ya. Yapma yav. He. Faturası yanındaysa değiştir Bayram Bayat hemen. Lan manyak mısın oğlum? Kızmış işte. Çok güzel, çok tatlı bir kızımız oldu Bayram abi. Hatice abla da iyi, gözün aydın işte, oh. He, kız. Hatice de iyi. Ay çok şükür. Sağ ol bacım, oğlum. Bayram. Hayırlı olsun kardeş. Sağ ol. Ben erkek kardeş istiyordum ya. Top oynayacaktık onunla. Sus lan sen, ömrüm yedin zaten. Abuk sabuk hareket ver, otur. Oğlum bununla da oynarsın. Bayram, hadi git Hatice'yi gör. He. Ben Hatice'yi göreyim değil mi? Ha, tabii, hadi. Hadi gel gidelim abi. Yürü, yürü, yürü. Allah. Çok güzel değil mi? Kız olmuş kız. Kim? Kız diyorum, çocuk. Ha, tamam hadi eve gidelim, acıktım. Dur çocuğum, daha bekle. Olmuş işte. Ha, kız çocuğu çok güzel değil mi? Ya görüyorsun işte, hayat nasıl mucizelerle dolu. Bayram gibi bir odundan nasıl bir kurabiye çıktı acaba? İnşallah ona benzemez. Bak Gökçe, bu bir fırsat. Nasıl fırsat? Fırsat mı? Şimdi aileyi Bayram da adamdır yani. Biz bu kızı oğluna kertelim. Alalım yani. İnanmıyorum sana ya. Neyse Bayram'la hallederim ben. Hatice.
İyi misin karım? Bayram, bizim kızımız oldu bir tane. Böyle küçücük burnu var, küçücük elleri, gözleri. Hatice, kızımız oldu. Allah'a şükürler olsun. Kızımız oldu. Gelir değil mi Hatice şimdi? Getirirler yani değil mi? Tabii ki gelir, tabii ki gelir. He, getirsinler. Hey Hatice, ya Hatice. Ya Kupra'nın kulağını koparmışsın kız, ne yaptın öyle? Öyle bir şey yaptım değil mi? Ne bileyim ben böyle bir can havliyle tuttum her... Ay çok ayıp oldu. Ayıp olmuş tabii. Ay ben o çocuktan özür dileyim. Çok ayıp oldu. Evet, kulağa konmuş. Bayram ne yapıyorsun böyle? Ben biraz şey oldum Hatice. Kızım. Allah şükürler olsun. Yavrum. Allah şükürler olsun. Ağlama kızım. Ağlama bak ben dayanamam ki ağlama. Ağlama. Şşş. Hatice. Anam göreydi bunu. Anam. Hatice bak. Ağlama kız. Ağlama kız. Ağlama. Bak aç. Bak. Ağlama. Aynı bana benziyor. Aynı. Yeni bir şey. Oğlum. Oğlum. Bak aç. Bak. İlyas. Ya burası beni biraz aşar gibi geliyor ya. Ne dersin? Hiç merak etmeyin komutanım. Bunlar size göre bir araba bulurlar. Bebeler bizden zaten. Arkadaşlar ayaşlı. Arkadaşların ayaşlı olmasına itirazım yok da buradan bana bir şey çıkmaz gibi. Ha geliyor bizimki. Vay İlyas abim. Abim hoş geldin ya. Hoş bulduk kardeşim abi, sağ ol. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşar. Şimdi komutanımızın aracı dolu hasarlı oldu. O yüzden şöyle yeni bir araç bakıyoruz ona. Dolu hasarı? Ha tabii tabii. Dolu hasarı sizde çok oluyor tabii. Allah o doluları bildiği gibi yapsın ne diyeyim. Neyse abi ya. Yenisine veririz biz size. Allah beterinden saklasın. Komutanım sizde yara bere yok inşallah. İyisiniz değil mi? Yok.
dolu diyor işte ya, dolu. Allah'tan ben o saatte dışarıda değildim. Anladım. Nasıl bir araç bakıyoruz abi? Yaşar. Mümkünse dört çeker olsun. Ya şöyle içi konforlu olsun, geniş olsun. Ha, motoru da güçlü olsun. Bir de... Evlat. Evlat. Sen bana banka kredisine uygun. En fazla 50.000 civarı. İkinci el bir şey ayarla, tamam mı? İlyas, sen gerekenleri yaparsın. Ben imzaları atarım, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ben biraz yürüyeceğim hadi. Komutanım, siz nereye gidiyorsunuz? Edin. Bir araca falan baksaydık, test sürüşü yapsaydınız. Yapmaz, yapmaz. Yaşar, sen elinde neler var şimdi, onları göster bana. Bak, komutanımı buraya kadar getirdim, sakın beni mahcup etme ha. Abi, aşk olsun ya. Gel bakalım araçlara. Sana can kurban İlyas abim. Gel önce bir çay içelim, çorba içelim kardeşim. Abim. Bakarız araca ya. Eyvallah, eyvallah. Vallahi özlettin kendini abim. Tafat, tafat. Hangisi bizim adam var? Çaktırmadan sol tarafa arkaya bak. Şişman olan adamın yanındaki topal. Bunlar Seyfi'ye mi çalışıyor? Hem çöte hem Seyfi. Bu onlara ayakçı, toparlayan adam. Çok tehlikeli bir adam. Bunları takip edersek Seyfi ile çatıya ulaşırız diyorsun. Bu ne yapalım? En güçlü şansımız şu anda bu. Kuzgun'un adamları devamlı yer değiştiriyor. Belirli bir yerleri yok. E madem en güçlü şansımız bu, biz de zorlayacağız. Ne yapalım? Benimle irtibat gerekirse tekrar buraya gelirsiniz. Telefon vesaire denemeyin. Eyvallah, çok sağ ol. Bize bir de araba lazım. Masanın altında, ayağının ucunda bir anahtar var. Araç dışarıda. Ya Şükran, Şükran! Abi, abi. Mahmut sen, İsrail bu. Hadi, hadi. İlyas, açtım, gel içeri. İyi akşamlar komutanım. Ne yaptın evlat? Hallettim komutanım. Umarım beğenirsiniz artık. Bu arabanın evrakı, ruhsat ve anahtar. Kredi onaylanınca da imza için bizi arayacaklar. Teşekkür ederim, çok sağ ol İlyas. Rica ederim komutanım. Eğer aracı görmek isterseniz hemen kapının önünde. Tamam. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Zaten siz çalışıyorsunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Sana zahmet oldu ya. Ama ben bu işleri pek beceremem. Ne zahmeti komutanım, memnuniyetle. Güle güle kullanın. Sağ ol. Komutanım, bir şey daha sorabilir miyim? Sor tabii. Yani aracın rengini bile merak etmediniz mi? Pencereden bile bakmadınız. Her renk olur İlyas. Bizim bütün derdimiz kan kırmızısı olmasın. Onun dışında bütün renkler kabul. Bizimkiler için mi diyorsunuz? Yani Allah korusun, şimdi çocuklar alanda ya. Tüm askerlerimiz için evlat. Tüm Türkiye kan rengi görmesin de. Onun dışında her şey kabul. İyi geceler komutanım. Teşekkür ederim sana da. Tekrar teşekkürler.
Komutanım zaten karanlık, gerçekten korkuyorum. Biraz geri gider misiniz? Sür sen sür. Ya bu benzin mi kaçırıyor, ne yapıyor? Benim kafam bir dünya oldu ya. Oğlum bırak benzini menzini, daha önümüzü görmüyoruz lan. Emre, bak kaybetmeyelim bunları, mesafeyi çok açtılar ha. Ya komutanım farları açacağım, olmayacak. Yaklaşsam gene olmaz. Aferin, bravo sen. Böyle devam et, böyle böyle gidelim. Ya komutanım, mis gibi istihbaratçılar varken Kopuz Albay niye bizi yolladı? Niye bizi yolluyor? Çünkü gerekirse biz müdahale edeceğiz de ondan. Emir bu Emre. Sızmamızı yapacağız. Sonra ne bileyim, hani acil bir durum olursa bizimkiler gelene kadar en azından gereğini yapacağız falan. Beyler, burası galiba yavaşladı. Emre, adam. Daha su çalının arkasına dal. Burası. Seyfi abi nerededir? Görüşme yapıyorlar. Bekleyeceksin. Askeri elinizden kaçırmanızı da anlıyorum. Ama konsolosluk işinde çuvallamanız beni çileden çıkardı. Bunu onlar mı yaptı? Evet patron. İnanamıyorum Çetu. Senin gibi bir adam. Bu konu konuşmasak patron. Vallahi abi işin gerçeği... Bunlarda bir tane yüzbaşı var, böyle izbandut gibi. Aldı Çeto'yu böyle halını silkeler gibi silkeledi. Seyfi, kes. Ya ben kendi kendime dedim ki, bizim Çeto böyle bu hale gelecek ha. Vallahi abi, sırf kasabı Çeto böyle var ya, görme gerekir diye. Seyfi, kes. Yenilenler her şeye katlanır Çeto. Sen devam et Seyfi, anlat. Abi neyi anlatayım, anlat seversin. Bu bordo vereli yüzbaşı işte bizim kemik çetoyu aldı, ufaladı ufaladı, beni yaş pastaya çevirdi. Ya adam geldi bizim çivi gibi adamımızı Suriye topraklarına çaktı gitti işte, daha ne anlatayım ben. Tamam yeter. Hazırlıklar tamam mı? Tamam patron. Köyü buldunuz mu? Bulduk. Hem de bu peşmergelerle bir olup bize lolo yapan köylerden biriymiş abi. Tamam gidin hazırlanın. Hadi çıkın. Seyfi. Bir daha bana patron yanında öyle konuşursan kafan uçururum. Anladın? Dur ya, hemen celallenme. İçeride şimdi o Amerikalı'yla konuşuyor, biliyor musun? Yani? Çeto, Kürt köyünü basacağız oğlum. Kürtleri öldüreceğiz. Kürtler ölürken o Amerikalı yüzüne botoks yapıp vitaminlerini içiyor olacağız. Ve bu Allah'tan reva mı? Bombalanan köy. Sırp köy değil. Yani benim sorun değil Seyfi. Doğru. Sırp köyü değil. Senin niye sorunun olsun ki? Ama artık benim de sorunum değil. Niye biliyor musun Çeto? Çünkü ben anladım ki bu dünyada sadece iki millet var. Biri parası olanlar, bir de böyle parasız olanlar. Gerisi hikaye. Gerisi çocuk masası. Pasofisto işte. Şimdi akıllı konuştun Seyfi. Hadi bir şey içelim. Türkleri yalnız bırakmak lazım kuzgun. Senin işin bu. Bütün dünya ülkelerini Türklerden nefret etsin istiyoruz. Anladın mı? Bunu yapacağız Cortez. Nasıl bir şey istiyorsun? Halepçi'yi hatırlıyor musun kuzgun? Neler oldu orada? Saddam, kimyasal. Hatırlıyor musun onları?
tarihi bir katliam. Aynı şey istiyoruz. Tamam mı? Tamam. Yapılacak. Albay Kopuz. Yerlerini tespit ettik. Bunlar bir şey hazırlanıyorlar komutanım. Takip etmeye çalışacağız. Ağır silahlı ve kalabalık var. Komutanım. Bunlar harekete geçiyor. Temir. Şimdi beni dikkatle dinle. Bir katliam planından kuşkulanıyoruz. Onları takip edin. Hedef ve amaçlarını öğrenmeye çalışın. O aşamada size zaten destek gelecek. Ancak geç kalırsak... Bu katliam planına dair en ufak bir belirti bile görürseniz... onu durdurmak için elinizden geleni yapın. Beni anladınız mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Bunlar ikiye ayrılıyorlar. Komutanım ne yapıyoruz? Biz de ikiye ayrılıp onları takip edeceğiz, bırakamayız. Komutanım, bence Emre ile biz bunları bir şekilde yakalarız. Siz arabayı alıp jipleri takip edin. Olmaz, orası çok tehlikeli. Çatışmanın arasında kalabilirsiniz. Komutanım başka çaremiz yok. Adamları kaçırmayalım, ikiye ayrılalım. Tamam, ben öyle. Ay Kubilay, her şeyi pembe aldım. Baksana çok güzeller değil mi? Evet efendim, çok güzeller. Çok yakışacak prensese. Eminim yakışacak. Ya aslanım, ben sizi bırakıp devam etsem olur mu? Neden? O çılgın Hatice yemin ediyorum kulağımı koparacaktı ya. Hala zonkluyor kulağım ya. Onun şimdi sağa sola belli olmaz, ben gideyim efendim. Ay Kubilay abartma, geldi geçti işte. Hem doğum esnasında olur öyle şeyler. Aa, dur bakayım. Dur. Aşkım. Ay sen koca adam oldun da bakkala mı gidiyorsun? Vallahi kusacağım şimdi. Tiksinç tiksinç hareketler ya. Bu ne böyle? Cıvık cıvık romantizm, yakışıyor mu hiç? Hayırdır, hızlısın bu sabah. Ne yapayım? Seni görünce mutlu oluyorum. Hı. Hazırlık mı yaptın benim için? Hı. Ya benim araba bayramda ya. O yüzden iş başa düştü, ne yapayım? Kubilay sen gidebilirsin. Yiyeceğim mi? Gelmez inşallah ha. Zaten kaç yaşına gelmiş, annesinin evinde yaşıyor. Evlense de kurtulsak. Hah, geldi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Biz de Hatice'leri bekliyorduk. Gelmek üzeredirler. Günaydın. Ay, günaydın. Hoş geldiniz. Sen ne ara geldin lan buraya? Şimdi geldim. Az önce. Neden ben ekmek almaya çıkmadan önce gelmiyorsun? Gidip alıp geleyim mi? Bundan sonra buraya her adım attığında elinde ekmekle gazete olacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Geldi. Ha? Ah, selamünaleyküm. Aman Atça dur, yavaş. Yavaş sen, yavaş, acele etme. Dur ben alırım. Gel bakayım kızım. Anam. Ay Hatice, canım benim, hoş geldin eve. Aman, aman şuna bak. Ah seni yerim tatlım. Ah, Allah özene bezene yaratmış ya Rabbim ya. O gözleri yok mu, o gözleri yeşil yeşil. Abicim bebeğin gözleri kapalı ya, zorlama istersen. Doğru. Kaan baksana.
Prenses. Çok tatlı maşallah. 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 Ellerinizi yıkadınız değil mi? Ay aman ellenmez bu. Yeni doğmuş bebek. Ver şunu ver. Bak bak bak. Ama sen ellerinle bak dikkat et ha. Bir şey olmasın ha. Aman. Ay, bana merak etme. Şuna evet, bakayım. Hatice çok güzel bu. Kızım sen loğusasın. Durma artık burada. Hadi al bebeği gir içeri. Tamam biz girelim evet üşütmeyelim ya. Girelim içeri. Hayırdır asubayım? Komutanım acil harekat emri. Karargâhtan bekleniyorsunuz. Tamam kardeşim 15 dakikaya geliriz biz. Komutanım araç bekliyor. Hemen gitmemiz gerek. Tamam. Serdar, hadi kardeşim. Oğlum böyle çağırmazlardı. Hatice, bak. Bayram, bak ilk önce kızımızı öp, tamam sonra beni öp. Ama ne olursunuz dikkatle gidin, dikkatle gelin. Ne olur mu ne olur gözünü seveyim, hadi. Tamam canım, hadi. Tamam. Hadi. Sen beni merak etme. Allah'a emanet. İyi bak kendine tamam. Dikkat et. Tamam. Serdar, hadi. Hadi beyler. Annem. İyi bak kendine. Tamam mı? Tamam yavrum, tamam. Hadi bir tane. Sen de kendine. Hay Allah. Abi. Ah kızım. Hadi kızım. Önce Allah. Sonra annene emanet. Hadi bakalım. Kubi, burası sana emanet. Eyvallah komutanım. Hadi. Bayram. Sen kal babacığım. Komutanım olmaz. Allah'a emanet edeceğim. Ya bana bak, ben komutanla konuşurum. Sen kal karınla. Yok komutanım, olmaz. Ben de geleceğim. Allah'a emanet bakalım. Biliyor musun? Hadi görüşürüz. Hadi çocuklar. Biniyoruz mu? Üç arkadaşımız şu anda alanda büyük tehlike altında görevlerini yapıyorlar. Biz de gidip onlara katılacağız. Görevin ayrıntılarını size sonra açıklayacağım. Şimdilik sadece şunu söylemek istiyorum. Mehmetçik kanıyla canıyla Türkiye'yi korurken onun tertemiz adını lekelemek isteyenleri anasından doğduğuna pişman etmeye gidiyoruz. Ona atılacak iftirayı buna yeltenenlerin gırtlağına tekrar sokacağız. Mehmetçik konuşurken susmayanları susturacağız. Mehmetçik konuşurken herkes susacak. Had bilmeyenlere haddini bildirmeye gidiyoruz. Kılıcınız keskin olsun. Su! Tim, helikopter bin! Devrim. Emredin komutanım. Tim'inle birlikte 24 saat hazır beklemeni istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ben emir verdiğim anda müdahale edeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Komutanım. Ben sadece yolumuz açık olsun diyecektim komutanım. Sağ ol Devrim. Kürşat iyi. Üç arkadaşımız da iyi. Meraklanma. Sağ olun komutanım. Bayram, sen neden geliyorsun? Dün çocuğun olmadı mı senin? Onun için geliyorum komutanım. Çocuklarımız için, çocuklarım için. Adını ne koydunuz?
Zeynep komutanım. İnşallah Zeynep olacak. Güzel, güzel. Bunlar madem bir diyecek, ne diye bekliyorlar komutanım? Ben gerçekten anlamadım. Geceyi bekliyorlardır. Ne olursa olsun biz işimizi yapacağız. Şu uyduyu versene bana. Komutanım, herhangi bir köye girmeden durdular. Şu anda hiçbir şey yapmıyorlar. Kırsalda sürekli yer değiştiriyorlar. Kaç kişiler evlat? Biz 20 kadar görebildik. Ama ağır silahları var. Tamam asubayım. Biz de geldik zaten. Siz Kürşat Temin'e de bilgi geçersiniz. Emredersiniz komutan. Bayat. Komutanım. Komutanım. Uy. Karışık yüzbaşım. Burnuma pis kokular geliyor. Lan hadi lan. Hadi artık ne diyeceksiniz, yine aç oldum lan. Hazır komutanım. Hangarda mı bekleyelim? İstirahatte olun astsubayım. Ama hazır olarak beklerim, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım. Gel astsubayım, gel. Size kahve getirmiştim ama yanlış bir zaman mı? Yok yok, şimdilik buradayız, sağ olasın. Otursana. Vallahi sağ ol astsubayım. Kahve iyi geldi. Gergin bir şey olmalı. Ne? Yani böyle beklemek sıkıntılı. Yani sürekli böyle hazır durumda beklemek gergin bir şey olmalı. Öyle. Ama yapacak bir şey yok. Bu da mesleğimizin bir parçası sonuçta. Beklerken zaman bir türlü geçmeyi bilmez. Ve bir de çatışma öncesi hep böyle olur. Neyse, bize durumlar hep böyle işte. Sen ne yaptın senin savaşı? Doğan Bayındır adam etme savaşını. Ne yaptın? Ben o savaşı kaybediyorum galiba.
Aha şimdi vallahi billahi. Aha şimdi birisi gelecek bayındır. Şimdi gelecek. O zaman tam şaf oturacağız. Oğlum kalksana şuradan. Şu hareketlere bak, hala yaylanıyor lan, kalksana. Olgun. Pamuk helva mısın oğlum sen? He? Glikoz. Genetiği oynanmış arpa. Lan şeker şurubu, mısır şurubu. Sen nesin Olgun? Bir kendine gel, sana bir soru sordum. İnsanlık neydi Olgun? He? Neydi insanlık Olgun? Cevap ver bana. Dinlemiyorum lan seni. Ben gidiyorum abi. Olgun. İnsanlık merakla başlar Olgun. Her şey merakla başlar. Bak bu beylik lafları her yerde bulamazsın ha. Kuluktan mıdır nedir lan? Bak her şeyin başlangıcı ufak bir merak, anlıyor musun beni? Benimkisi ise minnoş bir merak oğlum ya. Ne merakı ne... Bak, hareketlere bak, bir de poz kesiyor. Albay Kopuz gibi. Ulan ne merakı, kas kafalı. Ulan Kopuz abi, ben koltuğuna oturuyorsun. Kalksana şuradan, manyak herif. Oğlum nasıl bir duygu lan acaba? Yani ne bileyim oğlum, sen hiç merak etmiyor musun lan? Ha? Tim operasyonda. Başında binlerce sorun. Kırlangıç Paşa, Pia, Kutalmış Paşa, Psikopat Kürşat Teğmen, Yörük Haydar, Kaan Bozok, hepsi ayrı bir sorun, hepsi ayrı bir sorumluluk. Sen şu saate basıyorsun ve zamanla yarışıyorsun Olgun. Anlıyor musun beni Olgun? Oğlum manyak bir sorumluluk lan. Bak tüylerin tüken tüken oldu, yemin ediyorum sana ha. Bayındır, ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Burada bir tane manyak var, yani burada derken tüm karargahta. O da kim biliyor musun? O da sensin abiciğim. En manyak sensin. Ulan hala poz kesiyorsun. Kalksana şuradan hadi. Albay Kopuz. Zun telefonu. Albay Kopuz'un telefonu. Komutanım. Emredin komutanım. Ben masayı siliyordum komutanım. Emredin komutanım. Olgun da burada komutanım. Allah müstahkını versin. Olgun'la birlikte geldik, masayı temizliyorduk, odayı temizliyorduk komutanım. Çok özür dilerim komutanım. Emredersiniz komutanım. Ulan Allah seni kahretsin. Hadi çık, hadi gidiyoruz buradan, çık. Yürü 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 yürü, altıma kaçırıyordum. Oğlum ne masaymış, ne sorumlulukmuş bu arkadaş ya. Komutanım. Ne konuşuyorlar? Bir bilsem. Ya ama meraklandınız ha. Meraklanmayın. Nasıl olsa kokusu birazdan çıkar. Sen niye geldin ya? O ne demek ya? Çok antika bir adamsın ha. Ben var ya senin yerinde olacağım. Yani bebeğin falan olmuş olacak. En az 45 gün izin alırdım. Bugün gelsin görürüz komutanım. Koşa koşa gelirsin vallahi. Tabii tabii. Sizi de biliriz komutanım. O başka, bu başka. İşte başka değil. Anlaşıldı komutan. Emredersiniz komutan. Kuzgun'da. Onu müzeyimize salanlar da şu anda bizden böyle bir hamle beklemiyorlar. Ama bu yine de çok tehlikeli. Kurt, puslu havayı sever derler komutanım. Önce tam zamanı. Komutanım. Eğer sizin için de uygunsa, yalnız ikimiz gidelim. Yörük ve ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Ancak bir kere daha söyleyeyim. Resmi görevlendirme yok. Hareket emri yok. Bütün sorumluluk Kutalmış Paşa ile bana ait. Dolayısıyla çok dikkatli olun. Emredersiniz komutan. Emredersiniz. Hadi şimdi hareketlenelim ve adamlarımızı bulalım. Emredersiniz komutan. Kılıç toplanın, gidiyoruz. Çatı neyi bekliyoruz Allah'ını seversen ya? Köy ise köy işte. Dalık direkt. Kuzgun bekliyoruz Seyfi. Gerisi karışma. Oo. Köylerde eskiden insan vardı Çatı. Şimdi kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var. Hadi olsun olsun 3-5 tane de kolsuz bacaksız adam var. Bunlara IŞİD vurdu, IŞİD. Yeri geldi, rejim vurdu. Ula, hatta bizimkiler bile vurdu ha. Bak, kuzgun bana izin versin. Ben buradan bir gireyim, takır 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 öbür taraftan çıkayım. Olsun bitsin işte. İşin bak Seyfi. Patron arar bizi. Boşuna bekliyoruz, vallahi boşuna bekliyoruz.
Kurşuna mırşına gerek yok ki. Ha bu ekmeği zorla yedir o köydekinlere, hepsi geberip gider zaten. Ha böyle ekmek mi olur kardeşim? Vallahi bıktım. Ya bıktım daha da olmaktan Çeto. Parayı bulayım bak. İlk işim Danimarka'ya gitmek. Bak söylüyorum sana, parayı bulayım Danimarka'ya gideceğim ya. Bu ne arkadaş ya? İnsan mıyık, hayvan mıyık belli değil ya. Belli değil, gerçek. Lan Memo! La böyle ekmek mi olur ha? Allah sen belanı versin ha. Komutanım. Ne yapıyorsunuz? Evlat, durum nedir? Aynı komutanım. Hiç hareket yok, bekliyorlar. Neyin peşinde bu adamlar ya? Kürşat Teğmen'le son irtibatınız ne zamandı? Yaklaşık 40 dakika önce komutanım. Ama o tarafta da hareket yok. Orada da yok. Tamam, şu Kürşat Teğmen'le buluşma noktamıza gidelim o zaman. Hadi Kılıç, gidiyoruz. Vay be candaş. He. Demek gizli görev ha. E oğlum. Ben bunu yazarım bir kenara yalnız. Yaz yaz. İyi geldi oğlum bana. Sıkılmıştım senden. Vallahi bak. Değil mi Selçuk abi? Beni karıştırmayın kızlar. Paylaşın kozlarınızı işte. Kamuflaj falan getirdiniz mi bize? Belki getirmişizdir ha. Oğlum vallahi sıkıldım lan bunlardan. İlyas, çikolata var mı kardeşim? Kürşat, ver evlat. Kürşat, hadi bana bir şeyler söyle evlat. Komutanım, burada hareketlilik var. Ne yapıyorlar? Bir şeyler yüklüyorlar ama bu mesafeden ne olduğunu anlamak mümkün değil. Evlat, bunu bilmemiz şart. Ne yapıyorlar? Komutanım, mesafe olduk. Komutanım, harekete geçtiler. Yola çıkıyorlar komutanım. Ne tarafa gidiyorlar? Komutanım, toprak yoldan devam ederlerse kuzeybatı yönünde 50-70 koordinatına varırlar. Teğmenim, bak beni iyi dinle. Orada ne olduğunu, ne aldıklarını öğrenmemiz şart. Bunu bana söylemek zorundasın, anlıyor musun? Emredersiniz komutanım. Zamanımız azalıyor. Yüzbaşım, emredin. Ne tür bir hazırlık içinde olduklarını öğrenmek zorundayız. Kürşat Teğmen bize bilgi verir ve mes harekete geçeceğiz. Hazır olun. Emredersiniz komutanım.
Ne çıktı lan karşıma uzaylı gibi? Ödüm koptu! Senden değil. Bundan. Maske. Söyle Temin. Derhal kapıdan varlık konuşmam lazım. Derhal! Komutanım Kürşat. Söyle Kürşat. Komutanım bunlar kimyasal silah kullanacak. Komutanım çok miktarda kimyasal maddeleri var. Komutanım çok miktarda. Ekmelerine girdi. Ağzına kadar madde dolu. Komutanım ağzına kadar. Emin misin evlat? Evet. Ha. Allah kahretsin. Komutanım emin. Evlat hemen oradan ayrıl. Ayrıl ve bizimle buluş. Hemen çık oradan. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. En kötüsü oldu. Kimyasal silah kullanacaklar. Kuzey batı. Koordinat 50-70 dediler. Eğer hemen harekete geçersek onları durdurmak için bir şansımız olabilir ama kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Acele edin. Bozkurt, emredin komutanım. Hemen karargaha ulaş. Yeterli sayıda kimyasal silah maskesi ve atropin stoğuna ihtiyacımız olacak. Çiğdem Temen hemen harekete geçsin ve gelirken onları yanında getirsin. Emredersiniz komutanım. Acele edin. Yüzbaşı. Emredin komutanım. Ne olursa olsun onları durdurmamız lazım. Acele edin. Emredersiniz komutanım. Kılıç haydi beyler. Temiz hiçbir şey yok komutanım. Hiçbir şey yok komutanım. Temiz. Yem. Bu Allah kahretsin. Neden sürekli kırsalda oldukları, neden sürekli yer değiştirdikleri belli oldu. Yem bu. Lanet olsun. Yok. Canlı birini bulun bana. Canlı birini bulun bana. Komutanım. Bayram. Bayram. Emredin komutanım. Bayram. Morfin ver.
bak. Sana morfin vereceğim. Acın diner. Yarına da bakarız. Anladın mı beni? Kuzgun'un nereye gittiğini söyle. Hadi. Ben bilmiyorum. Bize söylemez. İyi düşün. Bak. Bunu vereceğim. Rahatlayacaksın. İyi düşün. Kuzgun bir şey söylemez. Bize söylemez. Ver. Bir şey bilmiyor. Ver morfini. Yalnız. Komutanım. Söyle. Seyfi diyordu. Yanında Arap köyü var. Orayı basalım diyordu. Kürt köyüne gitmeyelim diyordu. Bunu duydum. Bir tek bunu duydum. Serdar! Harita bul! Harita aç! Peki biz buradayız Kuzeybatı. Kürt'ü Arap köyü yan yana. Kürşat'ın olduğu son yeri merkeze alırsak. İşte komutanım. Aynalap ve yanında da Ramani. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle o alçak oraya gidiyor. Komutanım. Geç kaldık. Mesafe çok. Yine de deneyeceğiz Haydar. Kılıç! Gidiyoruz demiyorum. Uçuyoruz kılıç! Uçuyoruz hadi! Hadi! Ne kadar sürecek bu? Sabaha hazır patron. Neden bu kadar uzun sürüyor? Hızlandıralım. Abi, ya biz ne anlarız füzeden falan? Yani acemilikle bu kadar oluyor işte. Köyde durum nasıl? Zaten köyde hayat yok patron. Oldurmasak da olmuşlar. Şu füzeye bak Çeto. Yanlış bir şey yapmasınlar. Bir de hızlandır. Tamam patron. Abi, Kürt köyü ya. Bunu yeni mi öğrendin Seyfo? E abi, biz de Kürt'üz lan. Vay. Senin bir milliyetin olduğunu bilmiyordum Seyfo. Ya Kuzgun. Abi. Ya onlar Kürt. Senle ben de Kürt'üz lan. Cetun'un bu umrunda mı? Ama şimdi biz kendi insanımızın üstünde kimyasal bomba mı atacağız? Evet, öyle yapacağız Seyfo. Önderlik bu yapı kurulana kadar kaç Kürt'ü öldürdü? Haberin var mı senin? İyi de abi niye? Yani tamam, eğer çok lazımsa gidek birkaç tanesini öldürek gözdağı verek. Ama kendi insanımızı niye zehirliyorsun? Seni öldürmeme ne dersin? O zaman Saddam'dan ne farkımız kalıyor? Bir daha bana ukalalık yapma kuş beyinli. Anladın mı? Bir daha verdiğim emri sorgulama. Bir daha bana itiraz etme. Tamam. Birazdan sabah olacak. 2 saat sonra Atina'da. 4 saat sonra Berlin'de. Sonra Paris'te. Sonra Atlantik'ini geçip New York'ta. Oturup rafadan yumurtalarını yerken gazetelerinde ne okumak isteyecekler sence? Ha? Salak Seyfo ve onun salak hemşerilerinin sevimli hayatını mı? Hiç sanmıyorum. Ben onlara bir hikaye veriyorum Seyfo. Bir hikaye. Dehşet. Korku filmi. Onlara Türkler canavar cümlesini söyletiyorum. Bak. Bunlar nereden geliyor sanıyorsun? Bu araçlar, silahlar, paralar, bu yeşil dolarlar nereden? Sen onlar için ölürsen para gelir Seyfo. Bunu hala anlamayacak kadar aptal mısın sen? Ay dilim kopsaydı da demeyeydim abi ya. Hadi git şimdi işini yap. Tamam abi. Hadi hızlanın siz de! Hızlan!
Serdar, ne yaptın, öğrenebildin mi? Öğrendim komutanım. Sokağın aşağısında ikinci ev komutanı. Tamam. Yanına birisini al. O adamı hemen buraya getir, acele et. Emredersiniz. Galip. Rüşat, iyi misin oğlum? Solunumda sıkıntı, cildinde yanma, kaşıntı var mı? İyiyim komutan. Emin misin? Evet komutan. Tamam. Tamam evlat. Sen git biraz dinlen. Emredersiniz. Alçaklığın zirvesi Allah'ın cezaları. Bilimin bugüne kadar icat ettiği belki de en namussuz şey. İnsanın boğazını yakar, derisini kavurur. Suçlu, masum ayırt etmez. Yaşlı, çocuk, insan, hayvan her şeyi öldürür. Hem de en korkunç şekliyle. Komutanım, bu şerefsizler ellerindeki silahları her an kullanabilirler. O yüzden erken davranıp tepelerine mi çöksek? Çok, çok, çok geç kaldık. Önce sivilleri güvenceye alalım. Ondan sonra o dediğini yapacağız zaten. Emredersiniz komutanım. Cidan baba gelmezse babalar... babalar. Ölümden öte köy yok Yörük. Ne yapalım? Bu köyün sorumlusu sen misin? Türki Nizan'ım. Emre. Emredin komutan. Gel. Emre. Söyleyeceklerimi bu adama tercüme et. Önce bütün köylüleri toplayacağız. Ondan sonra hepsini sığdırabileceğimiz sığınak gibi mümkünse yer altında bir alan bulacağız. Herkes içeri girecek. Kapılar, pencerelerin kenarları bantlanacak. Hava girebilecek her yer çamaşır suyuna batırılmış bezlerle tıkanacak. Kimse oradan dışarı çıkmayacak. Aktar bunları. Hem gundi berhevkin. Hem haber gaf beberin. Femkiri. Panik yapmayın gel. Hadi böyle, biraz acele. Bu taraf, bu taraf. Böyle. Evet. Koş, 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 koş. Çabuk, sakin. Hadi daha hızlı, daha hızlı geçin. Koş, 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 koş. 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 Şöyle abi geç. Koş şey, koş. Gelin. Korkmayın, koş. Geçsin. Var mı daha beyler? Tamamdır komutanım, bitti. Selçuk, İlyas. Gözetleme için hakim bir tepeye geçin. Emredersiniz komutanım. Hadi İlyas. Emre, Serdar. Çevre güvenliği alın kardeşim. Komutanım. Var ya, bu askerlik bitecek ama ben de biteceğim burada ha. Bu ne arkadaş ya? Bütün tüm gitti, yetmedi. Çiğdem Teğmen de gitti ya. Thank you.
Kılıç! Şimdi gidip o namussuzlarla kozumuzu paylaşabiliriz. Gözcülerimizi de geri çağırın. Emredersiniz komutanım. İlyas, füze. Komutanım füze hareket ettirdi. Komutanım füze rampası köye hareket ettirdi. Hemen buraya dönün. Acele edin. Herkes sığınaklara. Tek şansımız bu. Çiğdem, acele edin Çiğdem. Çabuk! Hazır mıyız? Hazır patron. Nefes almayın! Nefesinizi tutun! Anne, sen nereye? Ay ben de Hatice'ye bakayım yavrum. Ne yaptı böyle yalnız garibim? İyi olur anneciğim. Ay Yıldız, abin gene aramadı değil mi yavrum? Her zaman telefonla ararlardı. Bu sefer kapıya asker göndermişler. Kafama takıldı. Bütün gece hiç uyuyamadım. İnşallah tehlikeli bir şey yoktur. İnşallah anneciğim, inşallah. Anne, bak Hatice'ye falan sakın bunları belletme. Sütü falan kesilir kadın. Kızım ben öyle şey yapar mıyım? Sen bakma şimdi, ben ona nasıl bir numara çekeceğim. Uyu. Yürüm canım, hadi görüşürüz. Hadi. Abinden haber alırsan aman diyeyim, beni de haberdar et. Safsaklama bak ya. Anne tamam tamam, merak etme, hadi görüşürüz. Hadi. Hatice. Ah yavrum, bak şansına bu güzelin. Ne güzel güneş var, pırıl pırıl her yer. Bahar mı gelmiş maşallah benim güzelime, onun şansına. Nasıl geçti geceniz Hatice? Pırıl pırıl hava, ne güzel değil mi? Abla, siz arayan ne oldu mu? Ha? Kim arayacaktı Hatice? Ay o kim arayacak? Kimsemiz yok bizim. Ya gözünü seveyim ne olursun. Biraz önce aldın zaten belli. Ne olur beni kandırmaya çalışma. Ya bütün akşam zaten uyku girmedi gözüme ha. Aa Hatice olur mu öyle şey Allah aşkına? Bak Serdar aramış Yıldız'ı. Biz çok iyiyiz. Çok güzel bir yerdeyiz demiş. Ama mangal yakıyoruz demiş. Yarın da mangal yakacağız burada demiş. Aman kızım, bunların keyfi yerinde. Biz kendimize bakalım ayol. Aa ne sen takıyorsun kafana? Lohsasın sen şimdi. Düşünme böyle şeyleri.
Aa. Uyumadı mı bu? Arkadaşlar görüyorum. Yaklaşıyoruz, alçalalım. Hadi beyler, maskeleri takın. Hadi hazır olun. Şimdi. Ne oluyor lan Çeto? İnecek de inemedi patron. Korktular belki. Burası şimdi cehennem gibidir. Buraya hiç kimse inemez. Buraya gelenler bol bol fotoğraf çeksinler Çeto. Analar, babalar, yaşlılar, hayvanlar, sokaklarda her yerde ölü var. Anlıyor musun? Tamam patron. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Gel. Nedir oğlum? Harekat merkezinde komutanım. Oturun. Ne durumdayız Hüseyin Bey? Kimyasal silah kullanmışlar komutanım. Köylülerin can güvenliği büyük ölçüde sağlanmış. Ancak kılıçtım son anda ulaşan maskelerle hayatta kalabilmişler. Kopuzla irtibatımız var mı? Evet komutanım. Bağla. Hadi oğlum. Komutanım arz ediyorum. Kopuz geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Albayım beni iyi dinle. Kurtları bu alçak sürünün üstüne gönder. Tekrar ediyorum. Kurtları bu alçakların üstüne gönder. Bu namussuzluğu kim yaptıysa paramparça etsinler. Yok etsinler o sırtlanı. Duydun mu? Emredersiniz komutan. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutan. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Köpek. Yüzbaşım. Emredin komutan, emredin komutan.
komutanın dediği vakit bu vakit. Saat bu saat. Gidin ve işi bitirin. Emredersiniz komutanım. Önce o füzeyi yok edin. Ondan sonra da size verdiğim kurşunları adresine teslim edin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Yıkınız. İzin verin bana. Hayır. Hayır başkomşum. Bu senin işin değil. Komutanım. O iki deliği tek başına göndermez. Eğer ben gidersem onları evlerine sağ salim ulaştıracağım. İzin verin bana komutanım. Ya bozuk baba, şunlardan kurtulalım. Bu ya at kafası gibi. Koy, koy, koy. Hadi acele biraz daha. Tamam Erenler. Bu ne? Kurtarım az yavaş ya. Az yavaş. Sen nereden çıktın taze baba? He? Ben sizi hiç yalnız göndermeyeyim komutanım ya. Kopuz baba ne söyledi buna? Kopuz babaya durumu arz ettim komutanım. O da iyi lan. Git lanet olsun dedi. Adam beynin etini yedin yani. Aynen yani. İyi aldettin. Bayat. Yalnız bu biraz sakat. İstiyorsan yolu yakınken. Komutanım. Bana bunu söyleyeceksin ki söveydin daha iyiydi ya. Ya ne alıngan timsiniz ben anlamadım ki. Herkes bir tuhaf. Hay babanın püsküllü fesi. Yapacak bir şey yok. Hadi o zaman hadi. Hadi beyler hadi. Hadi. Beyler hadi işe koyulalım. Babalar bunlar gelip geçmiş olmasın. Boşuna döşemeyelim. Füze tertibatları var yürük. Hızlı hareket edemezler. Fırla bayrağı. Beyler. Balığın vurmasını bekleyeceğiz artık. Dadaş yoruldun mu? Yok komutanım ya. Evelallah. Dadaşım ben dadaş. Ne bileyim senin için bayatladı, ihtiyarladı. Efendime söyleyeyim. Romatizması var falan diyorlardı ama demek ki yalanmış. Kim diyor komutanım ya? Tövbe estağfurullah. Ulan dağ başında da geyin dibine vurdunuz ya ben daha size ne diyeyim? Ya komutanım. Bu yörük baba böyle güldürükçe konuşunca ben de şey edeyim dedim ya. Neci güldürükçü mü? He güldürükçü. Ulan bayram bayat. Gözünü aç gözünü başka yerini değil. Emredersiniz komutanım. Güldürükçü. Thank you.
gemiler geliyorlar. Önceliğimiz füze tertibatı olan araç. Hazır mısınız? Daima hazır. Evelallah. Tuzağa düşürdük patron. Yolu tuzaklamışlar. Patron, burası sakat. Kalırsak biteriz. Kim bunlar Çeto? Herkes olabilir patron. Burası Suriye. Derhal uzamak lazım. Bunu yapan her kimse onu almadan bir yere gitmem. Seyfo. Buyur abi. Yanına 15 kişi al. Git ve bunu yapan kimse alıp bana getir. Tamam abi. Fazla uzakta değiller. Tamam. Yürüyün, gidiyoruz. Hadi. Komutanım, geliyorlar. Babalar, çamlak çömlek patladı. Bozok baba, ne yapalım, indirelim mi? Sabır yörük, sabır. Öncelik füzeyi de onu hallettik. Diğerlerini de hallisiz evvelallah. Anlaşıldı. Beyler, kirişi kırma vakti. Hadi. Adamlarımız bu tarafta. Yürüyün. Gözünüzü dört açın ha. Çeto. Patron. Gidelim buradan. Seyfo'yu ara. Onları almadan geri dönmesin. Tamam patron. Komutanım, onları almayacak mıyız? Hayır, kimseyi almayacağız Hüseyin'im. Nasıl tahliye edeceğiz? Sonuçta bizim tahliye etmemiz daha uygun değil mi? Burada neyin uygun olup neyin olmadığına ben karar veririm Hüseyin'im. Ödersiniz komutanım. Ben sadece ama yani... Burada ama diye bir şey yok Hüseyin'im. Burada emir komuta var. Ama fakat yok. Bunu herkes kafasına iyice soksun. Sokamayan bir dahaki sefere karargâhta tayin kağıdını bekler. İyiydi Galip. Adamları orada bıraktık. İş iyice sarmaya başladı kardeşim. Durum hiç parlak değil. Sizler terörist mi? Av iti mi belli değil, emin ediyorum. Ah. Çok konuşma yörük. Aç periyelleri, aç.
Sen bu köprü bizi taşıyacak mı? Taşımazsa onu da sıkarım bayram bayan. Senin Allah'ına kurban. Köprüyü de sıktık ya. Bayram! Bayram! Haydar koru bizi! İyi misin? Kalk ayağa! Kalk ayağa! Bayram kalk! Kalk lan kalk! Kalk! Bırakın beni, siz gidin. Ben durdururum onları. Çok konuşma dadaş, koru bizi. Yürük köprü, yürük köprü. Biri yaralı, birini deldik ha. O tarafta gireceğiniz hiçbir yer kalmadı. Kendi ayaklarınızla avucuma düşeceksiniz. Yürüyün lan, burada beklemenin bir anlamı yok. Hadi, kendi elleriyle gelecekler. Anastas, iyi misin? İyi, iyi. Gel, şimdi bakacağız yere. Bayram iyi misin lan? Ha? İyi misin? Bayram iyi misin Bayram? Ah komutan. Ha? İyi misin lan? Ha? Kolum komutanım kolum. Uyuştu komutanım kolum. Dayan dayan. Kendi ipini kendin kes. Bayan. Komutanım. Kolum buz. Buz kolumu yutmuş gibiyim komutanım. Lan bana bak. İyi ol, iyi olmazsan seni ben oyarım ha. Anladın mı beni? Burak ne yapıyoruz? Ne yapalım? Mermiler cebimizde yürük. Mermiler cebimizde. O mermiler yerini bulmadıkça biz ölmüşüz kalmışız fark etmez. O mermiler o herifin kafasına girecek. Aynen. Hadi Bayat, hadi. Hadi Bayat, hadi. Hadi. Hadi dayan, haydi. Haydi. Komutanım, onlar Kaan Yüzbaşı. Yüzbaşım, dinliyorum. Komutan yaralımız var, adamlar hala peşimizde. Yaptık. Telsiz çeviriminden. Tekrar ediyorum, telsiz. Çıkabiliriz. Yüzbaşım! Yüzbaşım, beni duyuyor musun? Komutanım, çevirim içi değiller, menzil dışı kaldılar. Duydum üsteğimi. Geri dönmüyor muyuz?
Herkes araç binsin. Üst bölgesine gidiyoruz. Davetiye mi bekliyorsun Kılıç? Ne yapıyor bu kopuz böyle? Komutanım, adamları bıraktık. Göz göre göre bıraktık. Bak kahretsin. Kendimi zor tutuyorum. Yaralımız var dedi komutan. Buradan çıkabilsek bile Bayram Baba'yı burada bırakamayız. Bırakmayacağız. Onu asla burada bırakmayacağız. Helalleşelim. Helal olsun bunlar. Yardan güve helal olsun. Olsun kardeşim. Burası senindir. Ha, benimdir. Şimdi benim küçük baş hayvancı kardeş. Biz asker arıyoruz, asker. Gördün mü? 3 tane. Yok, 2,5, biri yaralıdır. Aradığın adam budur. Aferin lan, ben de bu. Nerede? Komutanım, nöbetçi subay sizi soruyor. Jandarma istihbarattan biri gelmiş. Bizim adam. Jandarma istihbarat. Hadi hadi hadi. Hüseyin Murat. Haberleri Şirin komutan. Ne demek oluyor bu? Çobanlar çekmişler. Eşkalleri bizim askerlere uyuyor. Ağır yaralı. Yarı donmuş vaziyette bulmuştur. Çok üzgünüm komutanım. Ne dedin sen? Ha? Ne dedin? Komutanım çok üzgünüm. Sen üzgünsün, ben mi üzgünüm lan? Ha? Ben onların ailelerine ne diyeceğim şimdi? Selver teyzeye ne diyeceğiz? Birinin daha yeni bebeği oldu. Ne diyeceğiz o bebeğe büyüyünce biz? Serdar yeter. Hadi Hüseyin, Ankara'ya dönüyoruz. Hadi. Orada bırakmamalıydık komutanım. Ha? Neden orada bıraktık onları? Neden gitmedik? Bırakmamalıydık. Kızım. Geliyorum.
Bölgede yürütülen operasyonlar çerçevesinde birliğiyle irtibatları kesildikten sonra şehit düşen 3 askerin naaşlarını arama çalışmaları devam ediyor. Saatlerinde şehit düşen askerlerimizin isim ve rütbeleri ise şöyle. Yüzbaşı Kaan Bozok, Yüzbaşı Haydar Bozkurt ve Assubay Başçavuş Bayram Bayat. Thank you.
ben sana bir oğul verdim. Ben göz bebeğimi verdim. Ben bir yiğit verdim. Nerede? Nerede benim oğlum Albay? Nerede? Nerede? Nerede benim oğlum? Nerede? Selver anne. Etme Selver anne. Ne olursun Selver anne etme. Etme Selver anne. Ne olursun etme. Nerede benim oğlum?